su içmeyen kişi rüyasında bolca su içermiş. Evet. Görebilmek için Efendimiz'i herhalde hem rüyamızda hem de öbür dünyada görebilmek için programın başında da ifade ettiğimiz kardeşlerim hitabının sorumluluğunu yerine getirmemiz gerekiyor. Eyvah. Kardeşlerimin inşallah ona muhatap oluruz her şeyden önce tabii Amin. Ki. İstemek gerekiyor. İstemenin de belli şartları var herhalde. Biraz bu tarafını konuşabilir miyiz hocam? Az önce işte tuzlu yiyen ve rüyasında su içenin şahsında özellikle. Evet. Elbette ki sevgi bedel ister. Sizin dediğiniz gibi Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin tabi rüyamızda görmemiz ya da görmememizi bizim Anadolu insanı çok duygusal yönü yoğunlukta olan bir toplumuz. Onu imani olarak çok önemli bir yere koyuyorlar. Görmemek çok büyük bir kötülük değil. Hatta ben şöyle söyleyebilirim. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ı görme arzusunu taşımak, görmenin önünde tutulması gereken daha büyük bir asaleti var derim. Görmeyi arzulamak için bir şeyler yapmak. Zira bir gün görüşeceğiz zaten. O sizin kardeşlerim dediğiniz olayda anlatılanın sonunda Efendimiz Aleyhisselam ama diyor onları havzımın başında bekleyeceğim deyince sahabe buyuruyor ki ya Resulallah peki nasıl tanıyacaksınız? İsa'nın ümmeti olacak, Musa'nın ümmeti olacak. Mahşerin o kalabalığında nasıl tanıyacaksınız? Abdest azalarından ve secde izlerinden tanıyacağım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çölün ortasında en ağır işkencelere tabi tutulan İslam'ın ilk şehitleri Yasir ve Sümeyye annemiz ve Efendimiz radıyallahu anhuma o işkence görmüş, perme perişan, yüzler gözler kan revan içerisinde sahipsizliğin acısının en büyüğünü tatmış o iki mübarek insan Ammar'ın annesi ve babası Efendimiz aleyhisselam onların çile çektiği, işkence gördüğü yerden geçiyordu. Belli ki haber almıştı. Onları kurtaramamanın çaresizliği de vardı. Zira diğerleri çok kalabalıktı. Resulullah aleyhisselamı görünce onca nursuz, uğursuz suratların arasında Hazreti Sümeyye ya Resulallah buyurdu. Bizim bu çektiğimizi görüyorsun. Bunların sonu ne zaman? Bunlar ne zaman bitecek ya Resulallah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki ey Yasir'in ailesi sabredin. Bu işin sonunda cennet var. Efendimiz aleyhisselamı görmek belki dünyanın ödülüdür. Görmek güzel bir şeydir. Mutlaka güzel bir şey. Allah tüm müminlere nasip eylesin ama bunun için bir defa görünebilir bir tavsiyede bulunmak isterim tüm izleyicilerimize. Bolca salatu selam. Yani günde 100 salavatın altına düşmese birkaç dakikamızı alır. Efendimizle belli ömrümüzün belli bir zamanını ona hatıra etmek. Ya Resulallah sana hediye edilmiş ömrümün içinde bir bölüm bulunsun. Bu hayat çok günahlara şahit oldu. Ayağımız tökezledi, senin yokluğunu, sensizliğin acısını çok çektik. Bazen hissiz, duygusuz yaşadık dünyanın üzerinde. Sensizliğin acısıyla yanlışlar yaptık ama ömrümün belli zamanları vardır ki belli geceler, geceleri aydınlatan, ağartan öyle anlar vardır ki bir salatu selam, bir tevbe-i istiğfar, bir kelime-i tevhid hakikaten o andaki o adadığınız vakit sizin öbür dünyada elinizden tutacak Hazreti Musa'nın asası gibi olacaktır Allahu Alem. Onun için salatu selamı Efendimiz'i görmek isteyenler, bu konuda samimi olanlar salatu selamı artırsınlar derim ve onun hayatında bir şey yaparken bilinçle yaparak. Mesela Efendimiz aleyhisselam Ebu Zer'e buyuruyor ki Ebu Zer yemek pişiriyormuş. Rasuluyor Resulullah aleyhisselam. Ey Ebu Zer diyor çorbanın suyunu çok koy. Suyu çok kat. Niçin ya Resulallah deyince o daha çok insana da yeter. Suyunu kat ki komşularına da ikram edesin. Komşulara çorbandan ikram etmeyi öğreten Allah Resulü'nün
Bir gün kibrit kutusu gibi evlere sıkıştırdılar bizi. Koca bir köyü bir bloğun içine yerleştirdiler. Binlerce, yüz binlerce, on binlerce insan ama birer kişilik şehirler. Yapayalnız ruhlar, yapayalnız insanlar. Ondan sonra günahın, cinnetin, vahşetin sınırını tayin edemiyorsunuz. Bu da olur mu diyorsunuz? Bu da olur işte. Hayatınızı Allah Resulü'nden hatıra çağırırsanız, şimdi sizi tiner parası bulmak için yolun karanlık köşesinde bıçağı boğazınıza dayayan çocuk bir gün sizi akşamleyin gecenin karanlığında elinizde bir çorba tası, buyurun çocuklarınızla size getirdim bunu diyen halinizi görseydi o çocuk onu size yapmayacaktı. Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünerek bunu benim peygamberim yapmış, Allah'ın Resulü böyle yaşamış diyerek hayatımızda onun davranışlarını çoğaltırsak o hem dünyanıza gelir hem ahiretinize gelir. Hocam yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Efendimizin yaptığı o duayı bizim sürekli yapmamız gerekiyor. Daha çok yapmamız gerekiyor. Nefsimle beni bir an bile baş başa bırakma ya Rabbi. Amin. Duasını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de layık ümmet, kendine layık kul eyle ya Rabbi duasını yaparak programımızı kapatalım. Hocam müsaade ederseniz. Estağfurullah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim şefaatinden ayırmasın. Amin. Hepimiz. Amin. Sevgili izleyenler, ekranlarınızda Ömer Düngeroğlu hocamızla birlikteydik en son. Geride kalan süre içerisinde ben bir kez daha misafirlerimize gıyabında ya da bizleri takip ediyorlarsa vicahen tabir yerindeyse teşekkür etmek istiyorum. İhsan Elaçık hocamız ve Şerafettin Kalay hocamız da geride kalan süre içerisinde bizlerle birlikteydiler. Ve özellikle bu program için stüdyomuzda bulunan, çekimlerini burada yapan sanatçılarımız vardı. Murat Göğebakan, sevgili Gökmen, sevgili Erdoğan Akın, sevgili Mustafa Onur, sevgili Murat Göğebakan ve onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz şiirde, Erdoğan Akın'ın şiirinde de muhterem Mustafa İstanbul hocamızın şiirini dinlemiş olduk. Erdoğan Akın'ın o Takdim isimli eserinde hakeza yine teşekkürlerimizi beyan ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her an, her yeni an hoş geldin ya Resulallah diyebilmek farkını Rabbim bize yaşatsın, sizlere yaşatsın duasında bulunuyoruz. Gökmen'in aramak ve bulmak arasındaki o güzel eseriyle sizlere baş başa bırakıyoruz. Efendimiz'i bulup onun arkasından ayrılmayanlardan olabilen kişilerden olabilmeyi arzuluyoruz. Ve bir kez daha o duayı yineleyerek bitirmekte fayda var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşlerim hitabına muhatap olabilmeyi Rabbim bize nasip eylesin.